Analar, bacılar, teyzeler, teyzeler, halalar. Onlar savaşların isimsiz kahramanları. Onlar evlatlarını, eşlerini, yavuklularını, nişanlılarını savaşa gönderirler, şehit olurlar. Ve beklerler yıllarca. Birinci Cihan Harbi bitmiştir ve milli mücadele başlar. Savaşa gidecek insan kalmamıştır. Zira Birinci Cihan Harbi'nde 3 milyona yakın İnsanımız Mehmetçik şehit olmuştur. Yaşlılar, kadınlar kalmıştır artık Anadolu'da. Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda o eli kınalı analarımız, bacılarımız, teyzelerimiz, halalarımız destansı mücadele verirler. Türk kadınının milli mücadeledeki yeri bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı yakınlarında tarihi Tırnaksız Köyü, Sakarya Köyü olarak da tarihe geçen bu köyde, hemen arkamızdaki bu binada Tarım Orman Bakanlığımız, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından Milli Mücadele'de Türk Kadını Müzesi kurulmuştur. Ve buranın ayrı bir önemi vardır Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Yunan mezalimi özellikle Batı Anadolu'da birçok ilde vahşetler yaşatmıştır. Halide Edip adı var. Ünlü yazarlarımızdan Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, diğer bir heyet grubu gelir ve burada milli mücadelede Sakarya Meydan Muharebesi'nde büyük taarruzda Yunan mezaliminde Yunan mezalimi ve soykırımını araştırma komisyonu kurarlar. Halide Edip adı var, birçok kitaplarını burada yazmıştır. Polatlı yakınlarındadır bu köy, tarihi Tırnaksız Köyü. Sakarya Köyü bugün Sakarya Köyü adıyla geçer ve bu evde hem heyet çalışma yapar hem de Halide Edip adı var kitabını yazar. O kadınlarımıza vefa borcunu ödemek için devletimiz Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Türk kadınının milli mücadeledeki yerini anlatmak için bu müzeyi oluşturur. Kanılarla cepheye silahlar taşıyan analarımızı, kadınlarımızı onlar temsil eder. Ve bir kanı heykeliyle, kadınlar heykeliyle işte üzerindeki mermi taşıyan kadınlarımız, yaşlı bir anamız cepheye mermi taşıyorlardır. Hemen bir başka köşeye doğru yaklaşıyoruz. O köşenin ayrı bir yeri var. Ve onlar çok zor şartlarda çalışır ve tren yolu döşerler. Tren yolunu tamir eder. Yunanlıların tren yolunu yıktıkları yeri tamir ederek cepheye silah taşınmasına öncülük ederler. Tren yolu tamir eden kadınlarımızın yansıtıldığı, gösterildiği bir. Ve evin bahçesinde bir başka köşe var. Evet, süvari, gönüllü bir alay, gönüllü alay erlerini sembolize eden at ve süvarinin gösterildiği yer. Evet, su taşıyan. Hemen biraz daha yaklaştığımızda bir Kızılay çadırımız, içerisinde yaralı Mehmetçiğin tedavi edildiği yer. Gördüğümüz gibi Türk kadını, kadınlarımız hem cephede mücadele ederler, çarpışırlar. Cephe gerisinde de Mehmetçiklere, yaralı Mehmetçiklere sahip çıkarlar, cepheye silah taşırlar. Evin içine doğru şöyle yaklaştığımızda içeride çok değişik figürler ve resimler gönül telimizi titretir. Yaklaşırsak şayet o binanın içerisinde göreceğimiz o manzara bizi duygulandırmakta. Çünkü birçok figür o dönemi adeta birebir yansıtmakta. Polatlı'dan gelip geçerken buralara biraz zaman ayırın. Çok yakın bir nokta bulunduğumuz burası. Halide Edip adı var evi olarak tanzim edildi. Bu bina merhum Osman Tören'in çocukları ve torunları tarafından devletimize, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağışlanarak bu ev tarihi müze haline getirildi. Ve biz buradayız, tarihe not düşüyoruz. 13 Eylül
2018 tarihinde Sakarya Zaferi'nin 97. yılında tüm kadınlarımızı, şehitlerimizi bir kez daha Halide Edip Adıvar evi veya Türk kadınının milli mücadeledeki yeri müzesi önünden hayırla, minnetle, şükranla, rahmetle yad ediyoruz. Müzenin içerisindeyiz. İşte bir köşe ve kadınlarımız cephedeki Mehmetçiklere cephane hazırlıyorlar. Mermi dolduruyorlar ve sanki o günleri yaşar gibi oluyoruz burada. Anadolu kadının o kınalı elleri Mehmetçiğe cephe gerisinde sadece erzak değil cephane yapmakla da meşgul. Tarihi sanki yeniden yaşar gibiyiz. Milli mücadelede Türk kadınının yeri müzesinde, Polatlı'da, tarihi Tırnaksız köyü Sakarya köyünde. Evet, cephe gerisindeki kadınlarımız işte burada da Mehmetçiğe erzak hazırlıyorlar. Yemek pişiriyorlar, cepheye gidecek sepetler hazır. Tencerelerde çorbalar kaynıyor, yufkalar açılıyor ve kadınlarımız Mehmetçiklere yemek pişiriyorlar. Evet, kadınlarımız cepheye silah da taşıyorlardı, erzak da götürüyorlar ve burası da milli mücadelenin önemli bir köşesi. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi tekalif milliye yasası çıkartılır ve vatandaşlar gönüllü olarak malının %40'ını devlete bağışlarlar. Askere erzak olarak, yiyecek olarak gelir. İşte o yasanın uygulandığı bir başka nokta, insanlarımız akın akın gelip kendi rızalarıyla malının %40'ını Mehmetçik için verirler. Ve bu masada da bu mallar teslim edilir, cepheye gönderilir. Tekalifi milliye yasasıdır bu. Ve milli görevi ifa için yüklenilmiş bir görevdir. Vatan millet Sakarya denir ve onu da tiye alırız. Aslında vatan millet Sakarya sözü Sakarya Meydan Muharebesi için birebir söylenmiş, insanlarımızın malını severek bağışladığı, canını kanını severek verdiği bir yer. Sadece Giresun bölgesinden iki gönüllü alayın ki yaklaşık 4000 ile 6000 arasında 3 ay yürüyerek Sakarya bölgesi Haymana'ya geldiğini düşünürsek, birçok öğrenci okulun öğrencileri o yıl buralara katılmıştır, gönüllü olarak gelinmiştir ve insanlar hem canını hem malını bu uğurda vermişlerdir. Vatan millet Sakarya sözü üzerinde derin derin düşünmek gerekiyor. Bu köşede de bunu yaşamış ve görmüş oluyoruz. Yunan mezalimi gerçekten önemlidir. Yıllarca birlikte yaşamışız. Osmanlı 400 yıl kalmıştır Yunanistan'da, o coğrafyada. Adaletle hükmetmiştir. Ve Yunanlılar İngilizlerin desteğiyle Anadolu'yu işgal ettiklerinde yakıp yıkmışlardır. Tarihi belgelere göre 1 milyona yakın insanımız Yunan mezaliminden zarar görmüştür. Şehirler yakılıp yıkılmış, insanlar öldürülmüştür. Evet, bu müzenin bir başka noktası Yunan askerleri tarafından bir köylünün acımasızca katledildiği, işkence edildiği, dövüldüğü bir sahneyi burada canlandırılmış olarak görüyoruz. Romanlar, kitaplar, makaleler, tarihin bir anlamda sessiz ve canlı tanıkları. Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili birçok makale ve kitabın yazarı Halide Edip Adıvar bulunduğumuz bu evde, milli mücadelede kadınlarımızın kahramanlıklarını, özellikle Yunan mezaliminin bölgedeki vahşetini araştırmak üzere gelir ve günlerce burada kalır. Yunan mezalimini birebir yazar, tarihe not düşer ve Halide Edip Adıvar birçok kitabını, Kurtuluş Savaşı ile ilgili daha doğrusu kitaplarını burada bu evde yazmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Halide Edip Adıvar başkanlığında bir komisyon kurar. Yunan mezaliminin araştırma komisyonudur bu komisyon. Ve komisyon burada Polatlı Tırnaksız Köyü Sakarya Köyü'nde bu araştırmayı yapar. İşte komisyon üyeleri Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi isimlerden oluşur ve bu komisyonun yaptığı tespitlere göre 1 milyona yakın insanımız Yunan mezaliminden zarar görmüştür. Kitaplara girmiştir, makalelere girmiştir bu gerçek ve Yunanlılar Anadolu'da birçok köyü yakıp yıkmışlardır. Ve Yunan mezalimiyle ilgili en önemli araştırmayı yapan komisyon ve heyet üyeleri. Gelenler anılarını yazmış burada. Önemli
notlar düşmüşler tarihe. Duygu dolu cümleler var burada. Sizler de lütfen buralara yolunuz düştüğünde Polatlı'dan, Haymana'dan geçerken Tırnaksız Köyü'ne, Sakarya Köyü'ne gelin, çok yakın. Bu müzeyi gezin ve geçmiş tarihimizde yaşananları bilelim. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır.